Euzubillahimine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve marifeti üzerinize olsun. Bugünkü dersimiz tek ümmet. Allah bizlerin tek ümmet olmamızı istemiştir. Bölünüp parçalanmamızı istememiştir. Şimdi ayetlerle devam ediyorum. Rum 30. Sen yüzünü doğrudan doğruya bu dine, Allah'ın fıtratına, varlıklarda geçerli kanuna çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Dost doğru din budur ama insanların çoğu bunu bilmez. Allah'ın dini fıtrattır. Yani varlıklarda geçerli olan kanundur. Bu kanun bir ölçüye göre yaratılmıştır. Nitekim Kamer 49'da biz yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız. Yani her şeyin ölçüsünü varlıklarının hangi sisteme göre işleyeceğini Allah belirler. Yaratılmış ona baktığımızda buna bunu anlıyoruz. Rum 31 ile 32'yi birlikte okuyorum şimdi. Ona yönelen kul kişiler olun. Ona karşı yanlış yapmaktan sakının. Namazı düzgün ve sürekli kılın müşriklerden olmayın. Dinlerini parça parça edip belli kişiler etrafında toplananlardan. Şimdi Allah diyor ki namazı düzgün ve sürekli kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parça parça edip belli kişiler etrafında toplananlardan. Demek ki dinlerini parça parça edenler, bir kişinin etrafında, bir belli kişinin etrafında toplananlar müşriklerdir. Yani Allah'a şirk koşanlardır her tarikat cemaat üyesi kendi grubunda mutludur. Zannediyorlar ki o gruba dahil olmakla cennete gidecekler. Ama yanılıyorlar. Şura 13 Allah Nuh'a ne emretmişse onu sizin için bu dinin şeriatı kanunu yapmıştır. Sana vay ettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Bu dini Ayakta tutun ve dinde ayrılığa düşmeyin. Kendilerine yaptığın çağrı müşriklere ne kadar ağır geldi. Allah tercih ettiğini kendisine seçer, kendisine yöneleni bu dine kabul eder. Bu din ta Nuh Aleyhisselam'dan bu yana gelmiştir. Nebimizle yani başlamamıştır. Yani şeriat aynı şeriattır. Ve İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, ne emretmişse ona şu anda da nebimizle birlikte de emretmiştir. Ve demiştir ki bu dini ayakta tutun, bölünüp parçalanmayın. Ali İmran'la deva devam ediyorum. Ali İmran 103 Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini aklınızdan çıkarmayın. Bir zamanlar düşmandınız, Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan o kurtardı. Allah ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Allah'ın ipi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah, Allah diyor ki Allah'ın ipine sarılın, parçalanmayın. Ama Nebimiz öldükten sonra ne oldu? Müslümanlar parçalandı. Allah bütün müminlerin kardeş olduğunu şu ayette söylemektedir. Hücurat 10 Sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan çekinin ki iyilik bulasınız. Allah bütün müminlerin kardeş olduğunu söylüyor ve parçalanmamızı, bölünmemizi istemiyor. Bakın Allah başka ayetinde ne diyor Nebimize? Zuhruf 43 Sen sana vaidelene sımsıkı sarıl. Sen dost doğru bir yoldasın. Sana, sana vadilen diyor Nebi'mize sımsıkı sarıl. Yani bu e, Kur'andır, Kur'an-ı Kerim. Allah doğru yoldasın diyor ve Nebi'mize cesaret veriyor ve onu rahatlatmaya çalışıyor burada. Arkasından devam ediyor Zuhruf 44'de o hem senin için hem de halkın için doğru bilgidir. İleride sorguya çekileceksiniz. Bu doğru bilgi bilgidir diyor. Kur'an-ı Kerim'den ileride sorguya çekileceksiniz diyor. Hem senin için hem halkın için, halkı ümmeti. Şimdi okuyacağım ayette dinlerini parça parça edenlerden bahsediliyor. Enam 159. Dinlerini parça parça edip belli kişiler etrafında toplananlar var ya, sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Onların işi Allah'a kalmıştır. Daha sonra Allah yaptıklarını Kendilerini bildirecektir. Bu bölünmüşlüğünün sonucunda mezhepler ortaya çıkıyor biliyorsun tarikatlar, e, cemaatler falan filan. Parçalananların işi Allah'a kalmıştır. Sen onlardan değilsin diyor ve e, kesinlikle parçalanmamızı, bölünmemizi bölünmemizi istemiyor Allah. Burada ayet açık açık. Yani belli kişilerin etrafında toplanılmayacak cemaatmiş, tarikatmış, şuymuş, buymuş. Allah bunu emrediyor. Allah müminlere hitaben siz insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah'a inanıp güvenerek iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırsınız. Ehli kitap kitaplarında uzman olanlar da inanıp güvense kendileri için iyi olur. İşlerinde inanıp güvenenler var, var ama çoğu yoldan çıkmıştır. Araf 181 ile devam ediyorum. ''Yarattıklarımız içinde gerçek olanla doğruyu gösteren ve onunla adaleti sağlayan bir toplum daima vardır.'' Yani Allah bir toplulukları yaratıyor ve adalet sağlayan mutlaka bir topluluk vardır diyor. Müminin 52. ''İşte bu bağlı olduğunuz ümmettir. Tek bir ümmet. Ben de sizin Rabbinizim, sahibinizim. Öyleyse bana yanlış yapmaktan sakının.'' Müminun 53. Fakat onlar dinleri konusunda kendi aralarında bölünüp fırka fırka oldular. Her hizip kendinde olanla mutludur. Onlar dinlerinde fırka fırka oldular, parçalanmışlar. Enbiya 93. Fakat onlar işlerini, dinlerini kendi aralarında böldüler. Hepsi huzurumuza çıkacaktır. Ya bunları dinlerini bölenler, parça parça edenler hesap gününde Allah'ın huzurunda ne cevap verecekler artık? Onu bir düşünelim. Enbiya 92. İşte bu sizin bağlı olduğunuz ümmettir. Tek bir ümmet. Ben de sizin Rabbinizin, sahibinizin Öyleyse yalnızca bana kulluk edin. Allah isteseydi yaratırken tek ümmet olarak yaratırdı. Ama yapmadı. Hud 118'de bunu söylüyor. Rabbin Tercihini farklı yapsaydı elbette insanları tek bir ümmet haline getirirdi. Onlar muhalefet etmeyi sürdüreceklerdir. Şimdi e, yaratılış da tek ümmet e, haline getirmiyor. Bizim tercihimize bırakıyor. Ve bu, bu da e, sınavın bir gereği. Allah irademizi kullanmamızı istiyor burada. Çünkü Allah'ın ilk yaratırken onları muhalif yaratmıştır. İşte ayet. Bakara 30. Rabbin sahibin bir gün meleklere yeryüzünde bir halife muhalif varlık oluşturuyorum dedi. Melekler orada tabi düzüne bozacak ve kan dökecek akıllı bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın. Sana işten boyun eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Allah burada konuş meleklerle konuşurken melekleri diyor ki ben muhalif bir varlık oluşturuyorum, yaratıyorum diyor. Allah her şeyi mükemmel yapmıştır. Özellikle muha, e, muhalif yap, yapmıştır ki e, bu sınav olsun, e, sınava tabi olalım. Mülk 2. Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar hanginiz daha güzel iş yapacaksınız diye yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır. Hepimiz imtihandan geçirilmek için yaratıldık. Hangimiz daha güzel iş yapacak diye Allah bizi sunuyor burada. Ayetlerden anlaşılıyor ki, şu an Allah'ın oluşturmuş olduğu tek bir ümmet vardır. O da Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gelen ümmettir. Tek ümmet. Herkes buna tabi olmalı. Kur'an-ı Kerim'e göre herkes bu ümmete tabi olmalı. Parçalanmak, ayrışmak Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Programımı burada son verirken hepinize hayırlı günler diliyorum.